Yapay zeka destekli tek uzam eğitim modelinde nasıl eğitim veriyoruz? Çok çalışmanın değil, verimli çalışmanın başarıya götürdüğünü biliyoruz. Bu sebeple önce sizi bir testi alarak öğrenme yapınızı çıkarıyor ve sizin için en verimli çalışma yöntemini keşfediyoruz. Her bir konudaki seviyenizi ayrı ayrı çıkararak hangi konuya nasıl çalışacağınızı kaç saat çalışmanız gerektiğini hangi konunun size ne kadar puan getirisi olacağını belirlemiş oluyoruz öğrenmenizi garantilemek için seviyenize göre yapacağınız çalışmaları her konu için ayrı ayrı belirliyoruz örneğin temelinizin olmadığı bir konuda önce ön hazırlık yapıp güçlü bir temel atmanızı sağlıyoruz veya iyi olduğunuz bir konuda konu anlatımıyla zaman kaybetmeyip önce tekrar edip ardından soru çözmenizi sağlıyoruz Çalışabileceğiniz gün ve saatleri sizden alarak size özel haftalık çalışma programı hazırlıyoruz. Yapay zeka sistemi ile her hafta çalışmalarınızı kontrol ederek yeni haftanın programını planlıyoruz. Bir konuyla ilgili tüm çalışmaları tamamladığınızda o konuyu ne kadar öğrendiğinizi ölçen check-up testini ödevlendiriyoruz. Konuyu öğrendiyseniz unutma yazınıza göre tekrar etmenizi sağlıyoruz. Öğrenmediyseniz güncel seviyenize göre yeni çalışmalarınızı planlıyoruz. Yapay zeka sistemi ile hangi konulara çalıştığınızı, hangi konulara çalışmadığınızı, hangi konuları öğrendiğinizi, hangi konuları öğrenmediğinizi, o hafta kaç puan kazandığınızı ve ne kadar eksik puanınız kaldığını her hafta kontrol ediyoruz. Çalışma oranınız, öğrenme oranınız gibi verilerle performansınızı takip ediyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyoruz. Yapay zeka sistemi bir konuya ne kadar süre ayıracağınızı ve o konudan ne kadar puan kazanacağınızı hesaplar. Aynı şekilde sınava kadar ne kadar çalışma süreniz kaldığını ve ne kadar eksik puanınız kaldığını da bilir. Bütün bu verileri kıyaslayarak kalan sürede eksik olan puanı kapatmanıza yönelik stratejiler geliştirir. Eğer kazanmanızda riskli bir durum görülürse, sınavda çok soru gelen konular öncelendirilerek az zamanda hızlı net artışı yapmanız sağlanır gireceğiniz sınav müfredatındaki tüm konular alanında uzman öğretmen kadrosuyla canlı derslerde anlatılır. Derslerde soru sorabilir ve ders kayıtlarından sınırsız yararlanabilirsiniz. Türkiye Geneli Online Deneme Sınavları, ders notları, yıl boyu alacağınız rehberlik seminerleri, seviyenize uygun ders videoları, canlı tekrar dersleri ve çok daha fazlası tek uzamda. Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan yapay zeka destekli kişiye özel eğitimlerimize hemen kayıt olun ve derece yapmaya hazır olun. Müzik yapay zeka destekli Tekuzem eğitim modelinde nasıl eğitim veriyoruz? Çok çalışmanın değil, verimli çalışmanın başarıya götürdüğünü biliyoruz. Bu sebeple önce sizi bir testi alarak öğrenme yapınızı çıkarıyor ve sizin için en verimli çalışma yöntemini keşfediyoruz. Her bir konudaki seviyenizi ayrı ayrı çıkararak hangi konuya nasıl çalışacağınızı, kaç saat çalışmanız gerektiğini, hangi konunun size ne kadar puan getirisi olacağını belirlemiş oluyoruz. Öğrenmenizi garantilemek için seviyenize göre yapacağınız çalışmaları her konu için ayrı ayrı belirliyoruz. Örneğin temelinizin olmadığı bir konuda önce ön hazırlık yapıp güçlü bir temel atmanızı sağlıyoruz veya iyi olduğunuz bir konuda konu anlatımıyla zaman kaybetmeyip önce tekrar edip ardından soru çözmenizi sağlıyoruz. Çalışabileceğiniz gün ve saatleri sizden alarak size özel haftalık çalışma programı hazırlıyoruz. Yapay zeka sistemi ile her hafta çalışmalarınızı kontrol ederek yeni haftanın programını planlıyoruz. Bir konuyla ilgili tüm çalışmaları tamamladığınızda o konuyu ne kadar öğrendiğinizi ölçen check-up testini görevlendiriyoruz. Konuyu öğrendiyseniz unutma hızınıza göre tekrar etmenizi sağlıyoruz. Öğrenmediyseniz güncel seviyenize göre yeni çalışmalarınızı planlıyoruz. Yapay zeka sistemi ile hangi konulara çalıştığınızı, hangi konulara çalışmadığınızı, hangi konuları öğrendiğinizi, hangi konuları öğrenmediğinizi, o hafta kaç puan kazandığınızı ve ne kadar eksik puanınız kaldığını her hafta kontrol ediyoruz. Çalışma oranınız, öğrenme oranınız gibi verilerle performansınızı takip ediyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyoruz. Yapay zeka sistemi bir konuya ne kadar süre ayıracağınızı ve o konudan ne kadar puan kazanacağınızı hesaplar. Aynı şekilde sınava kadar ne kadar çalışma süreniz kaldığını ve ne kadar eksik puanınız kaldığını da bilir. Bütün bu verileri kıyaslayarak kalan sürede eksik olan puanı kapatmanıza yönelik stratejiler geliştirir. Eğer kazanmanızda riskli bir durum görülürse, sınavda çok soru gelen konular öncelendirilerek az zamanda hızlı net artışı yapmanız sağlanır. Gireceğiniz sınav müfredatındaki tüm konular alanında uzman öğretmen kadrosuyla canlı derslerde anlatılır. Derslerde soru sorabilir ve ders kayıtlarından sınırsız yararlanabilirsiniz. Türkiye geneli online deneme sınavları, ders notları, yıl boyu alacağınız rehberlik seminerleri seviyenize uygun ders videoları canlı tekrar dersleri ve çok daha fazlası Tekuzem'de. Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan yapay zeka destekli kişiye özel eğitimlerimize hemen kayıt olun. Merhabalar herkese arkadaşlar, herkes hoş geldi. Merhabalar, hoş geldiniz kıymetli öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Keyiflerimiz yerindedir. Açelyacığım, Denizciğim herkes hoş geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tek uzam, öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben. Çok teşekkür ederim Beyza'cığım. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum diyelim. Asıl siz nasılsınız? Nasıl gidiyor yaz ayınız? Temmuz'a da girdik artık. Kimler var aramızda? Kimler hangi sınava hazırlanıyor? Beyza'cığım çok teşekkür ediyorum. Hepimiz hep çok 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 daha iyi olalım inşallah. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi sınava giriyor? Biraz tanışalım bakalım. Açeli hocam seninle de meslektaşız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. O KPSS A grubuna hazırlananlar var. YKS'ye hazırlananlar, sınıf öğretmenlerimiz var. YKS YKS öğrencilerimiz var. Çok güzel. Harika karma bir kitle var. Bugünkü seminerimiz arkadaşlar bütün öğrencileri kapsayan bir seminer. Çünkü şu an artık yaz ayına girdik. Hatta neredeyse ortasına da geliyoruz. Çünkü birçok kişi açıkçası Ağustos sonu Eylül başını bekliyor bir kursa kayıt olmak için ya da düzenli bir çalışmaya başlamak için. Ancak takdir edersiniz ki bu süreler bizim için yeterli değil. Yaz ayına Asla ve asla boş geçirmemeliyiz arkadaşlar. Bu semineri bunun için Temmuz ayında yapmak istedim. Ve tüm öğrencilerimi bu semineri almak istedim. Çünkü vereceğim bilgiler hepiniz için hayati önem taşıyor. Ve belki de bu yaz ayındaki süreci birkaç aylık süreci çok dolu dolu geçirmenizi maksimum düzeyde verim almanızı sağlayacak diyebilirim. Çok güzel. Harika. Peki kimler daha önce bu sınavlara girdiler? Sabri Hocam sen bizim kayıtlı öğrencimizsin değil mi? Geçtiğimiz günkü seminerimizden sonra kayıt oldun. Ben sizi hatırlıyorum. Kimler sınavlara girdi? Kimlerin tecrübesi var? Bu yıl girecek olanlar var mı KPSS'ye? YKS artık geçti de ya da YKS'ye girenler var mı? Füşra hocam öncelikle seni tebrik ediyorum. KPSS A grubuna girdin ve dereceyle atan, derece elde ettin ama mülakatlar dolayısıyla atanamadın. Yani bence bu başarıyı sağlaman çok çok güzel bir şey. Peki YKS tayfa? Onlar girdiler mi? Yakında sonuçlar açıklanacak. Ya ne yazık ki Açelya Hocam ben de çok üzüldüm ama sınavların bir gerçekliği var. Mülakat süreci de en az yazılı sınav kadar önemli arkadaşlar. Bunu da asla es geçmeyeceğiz. Elimizden geleni her iki alanda hem sözlü mülakatta hem yazılı sınavda fazlasını yapacağız arkadaşlar. Bu seminerde olumsuz yargı kullanmak yasak. Anlaştık mı? Baştan anlaşmamızı yapalım. Olumsuzluk duymak görmek istemiyorum. Biz güzel taraftan bakan, kazanan tarafta olmak için bu seminere girdik. O zaman anlaştık. Şimdi öncelikle arkadaşım, arkadaşlarım, 2025 tarifeye özel bir seminer bu ve 2025 YKS'sinden LGS'sine kadar. Bu arada aramızda LGS öğrencileri ya da verileri de var mı? LGS tayfa var mı? YKS, LGS, KPSS, öğretmenlik sınavları, alan sınavları, A grubu hepsini kapsayan bilgiler dediğim gibi. Ve şu an hangi sınava girerseniz girin arkadaşlarım. Sınava çok uzun bir süre var gibi düşünüyor olabilirsiniz ve bu sizi belki zihnen psikolojik olarak e, ötelemeye itiyor olabilir lütfen bu yanılmaya düşmeyin bunu birçok rakibiniz hissediyor bu arada ve birçok rakibiniz şu an öteleme sürecinde şimdi gireceğiniz sınav e, zaten milyonlarca öğrencilerle yarışacağınız sınavlar olduğu için ne kadar erken yola çıkarsanız o kadar iyi olur sizin için İlknur Hanım hoş geldin. Bu vereceğim bilgiler bir veli olarak seni de çok ilgilendiriyor ve kızının süreci çok önemli. Çünkü LGS sadece bir kere yapılan bir sınav. E, ikinci bir e, hakkı yok. Yani mezuna kalma vesaire gibi bir durumu yok. O yüzden bu yıl kızın çok 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 güzel bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Sınava çok uzun bir süre var diye kesinlikle düşünmeyin. Zaman hızla akıp geçiyor arkadaşlar. Ve siz kendiniz için bir şeyler yapsanız da yapmasanız da zaman yerinde durmayacak, akmaya devam edecek. Zamanın kıymetine onu kaybettiğinizde ağlayarak değil, kesinlikle bunu yaşamanızı asla istemem, tercih etmem. O anın içindeyken o zamana, o ana sımsıkı sarılarak bilmenizi istiyorum. Ve 2025 sınav hazırlığında Lütfen 24'te hazırlanan, 23'te hazırlanan ya da mezuna kalan sen olarak başlama. Gerideki seni gerçekten geride bırak. Eski sen olma yeni bir sen yarat çünkü 2025 dönemi yeni bir döneme artık adım atıyoruz arkadaşlar. Bakın yeni bir aya girdik. Günler günleri kovalayacak. Şu an bir yıl var. Bir bakacağız 5 ay kalacak. Bir bakış bir bakı, bir bakacağız 3 ay kalacak. Bir bakacağız belki de 10 gün kalacaksın abi arkadaşlar zaman dediğim gibi hızla su gibi akıp geçiyor. O yüzden lütfen önce moralimizi, motivasyonumuzu sağlayalım. Eski olumsuzlukları mesela Büşra Hanım'ın söylediğini hepimiz ne kadar üzüldük. Yani mülakattan dolayı atanamadım. O o yılda bu yıl aynı şeyi herkes yaşayacak diye bir kayda yok. Ya da aynı şeyi Büşra Hanım da yaşayacak diye bir kayda yok. Strese Samet Hocam hiç gerek yok. Bu süreçte 25'te kendimize söz vereceğiz. Daha çok gülümseyeceğiz. Düzenli uyuyacağız. Sağlıklı besleneceğiz. Düzenli egzersiz yapacağız daha çok olumlu konuşacağız, pozitif yargılarla konuşacağız, kendimize daha fazla zaman ayıracağız, bütün negatiflikleri hayatımızdan uzaklaştırıp hayır demeyi öğreneceğiz ve kendimizi daha çok şımartıp, daha çok hayal kurup, kariyer planımıza atanma ya da istediğimiz fakülteyi, istediğimiz o fen lisesini, Anadolu Lisesi'ni kazanma planına sadık kalıp, verimli bir çalışma rutini oluşturup kendimiz için kazanmak için ders çalışacağız ve yolun sonunda kazananlardan biri biz olacağız arkadaşlar anlaştık mı? Kimler dediklerimi yapacak? Açarya hocam yapacak. Hıdır hocam sen de bizim kayıtlı öğrencimizsin. Seni de tanıdım. YKS'den kayıtlısın. <laughs> Derin Hocam, Alim Hocam, Yakup Hocam. Evet o zaman anlaştık. Çok güzel. Şimdi geliyorum. Çalışmak için az önce de ne söyledim arkadaşlar? Psikolojimiz çok önemli. Kendimize inancımız, özgüvenimiz, kendimizi zihnimizde konumlandırdığımız yer arkadaşlar çok önemli. O yüzden önce motive olacağız ve unutmayalım arkadaşlar bakın motivasyon durup dururken kendi kendine oluşabilen bir eylem değildir motivasyon kesinlikle bir ihtiyaçtan doğar ve ihtiyaçlarımız bizi motive eder yani şunu demek istiyorum ihtiyaçlarımız davranışlarımıza sebep olur ve bu davranışlar sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu sağlarız Dolayısıyla sadece ben atanacağım, ben kazanacağım, ben matematikte şu kadar net yapacağım demek kendinizi motive ettiğiniz anlamına gelmiyor. Bu net sana neler yaptıracak bunu düşünmen gerekiyor. Mesela Sabri hocamın biz geçen gün kaydını aldık seminerden sonra ve kendisi sosyal bilgiler öğretmeni. Atanmayı çok isteyen, çok idealist ve çok da vizyonlu bir öğretmen. Kesinlikle hepimizin çocuklarının yolunun kesişmesi gerektiği bir öğretmen profilinde olduğunu ben çok iyi anladım. Umarım da öyle olacak zaten. Ben kendisine ve sistemimize güveniyorum. Şimdi Sabri hocamın ya da diğer Açeli hocamın, diğer hocalarımın ya da YKS, LGS öğrencilerim, velilerim fark etmez. Sizin sadece bir şeyi başaracağım demeniz başarmanız için gereken güdüyü sağlamaz. O şeyi neden başarmak istiyorsun? Yani öğretmenlik sana ne katacak? Atandığında hayatında neler değişecek? Bunları düşünmen gerçek motivasyonu sağlay. Bir de şu kısmın arkadaşlar özellikle altını üstünü yanını her yerini çizmek istiyorum. Geçici motivasyonlarla bizim işimiz yok. Yani dışarıdan birinin ay sen çok çalışkansın yaparsın demesi içi boş bir motivasyon. O kişi seni tanımıyor. O kişi senin seviyeni bilmiyor. Sadece seni o, yani anlık olumlamak, anlık tatmin etmek için belki bir saat, belki iki saat sen bunu düşünüp mutlu oluyorsun. Ama bu seni bir yıl boyunca çalışmaya sevk etmiyor. O yüzden lütfen motivasyon kaynaklarınızı doğru, objektif ve gerçekçi seçin. Yani bizim gerçek ve kalıcı sürekli bir motivasyona ihtiyacımız var. Bunu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. O halde şu anda her birinizin ders çalışmaya başlamak istediğinizi biliyorum. Sebebiniz ne? Siz neden ders çalışacaksınız? Hadi bakalım herkes yüksek sesle söylesin, yazsın. Sizin neye ihtiyacınız var arkadaşlar? Kazanınca ya da atanınca ne olacak? Siz neden ders çalışmak istiyorsunuz? Herkesten yanıt bekliyorum bu soruma. hedeflerimiz varsa onları gerçekleştirmek istiyoruz. Meslek sahibi olmak. Beyzacığım mesela meslekten kastın ne? Her şey mesleğin içine girebilir. Daha bak arkadaşlar söylemek istediğim şey daha özel, özel, özel. Yani biz burada aslında biraz daha karmaşıktan basite indirmeye çalışıyorum şu an hayallerinizi. Çünkü bir şeyde ne kadar derinlemesine düşünürsen o şeye o kadar fokuslanırsın. Bak genel hocam elim ekmek tutsun da. Ya senin elin ekmek her türlü tutabilir. Sen zoru mu seçeceksin? Zor yoldan da tutabilir. Ya örnek veriyorum sen öğretmen de olabilirsin. Taksici de olabilirsin. Markette de çalışabilirsin. Yani hepsi sadece para mı? Gerçekten seni ne mutlu edecek? Sen neden ders çalışacaksın? Ben bunun yanıtını arıyorum arkadaşlar. Doktor ya da mühendislik hedefi oğlumun ileride iyi bir yaşam sunabilmek için. İlk Nur Hanım oğlunuz yanınızda mı? Yani asıl öğrencinin kendisi de bence beni dinlesin. Hocam savcı olmak istiyorum zor ama. Neden zor olsun Ayşe? Sana zor olduğunu kim söyledi? Neden bu algıdasın? Ailemi gururlandırmak istiyorum. Samet bir YKS öğrencisi. Evet bak daha derine indin, daha duyguya indin şu anda. Yazılım mühendisi olup yurt dışına çıkmak istiyorum. Çok güzel derim. Bak net. Hedef belli. Birinci, ikinci, üçüncü adım. Her şey belli. Ne kalmış? Harekete geçmek kalmış. Hedefin belliyse çok rahatlıkla harekete geçersin. Harikasınız. Vakit arkadaşlarım ertelemeden. Hocam Ağustos'ta başlarım. 15 Temmuz'da başlarım. Eylül'de başlarım. Aman tatilimi yapayım başlayayım. Ocak'ta başlayayım deme zamanı değil arkadaşlar. O yüzden vakit şu anda içinde bulunduğumuz vakit ertelemeden ders çalışma vakti. 2025'te hayatının dönüm noktası olan bir sınava gireceksen bu dediğim gibi LGS, YKS, ALS, DGS, KPSS öğretmenlik alan fark etmez. Senin gireceğin sınav senin hayatını etkiliyor mu? Etkiliyor. Şu anki mevcut seviyen ihtiyacını eğer karşılamıyorsa... Sadece istemek ya da sadece hayal kurmak, sadece motive olmak yetmez. İş eyleme dökme vakti. Her ne yapacaksan artık adım at ve o adımı hemen atmanı istiyorum. Ders çalışmaya başlamak için kitap mı alacaksınız arkadaşlar? Gidin ve o ilk kitabı alın, başlayın bir yerden. Bir kurs mu araştırıyorsun? Git, araştır, görüş, mukayese et ve o kursa bir an evvel yazıl. O görüşmeyi yap. Çalışma programı hazırlayacaksın. O zaman doğru adrestesin. Seminerde kalmaya ve beni can kulağıyla dinlemeye devam et. Yaz ayları için özellikle Temmuz, Ağustos hatta Eylül'ün de ikinci, üçüncü haftasına kadar yani önümüzde yaklaşık iki ay, bir buçuk, iki aylık bir yaz süreci var diyebilirim. Ve bir buçuk, iki ay arkadaşlar asla azımsamayın, küçümsemeyin. İki ayda neredeyse benim TYT'yi bitiren öğrencim bile vardı geçen yıl. Yani iki ayda sıfırdan başlayan bir öğrenci çok güzel bir mesafe kat edebiliyor. O yüzden bu iki ay sizin rakiplerinizden önde olacağınız iki ay olduğu için yaz için çalışma programı hazırlamadan önce mutlaka öğrenme yapını keşfetmelisin. Şu an bu seminerde olan kimler kendini çok iyi tanıyor? Kimler öğrenme yapısını çok iyi biliyor? Herkesten yanıt bekliyorum. Semacığım nasıl ölçtün öğrenme yapını? Bizim kayıtlı öğrencimiz misin? Deniz hocam sen nasıl ölçtün öğrenme yapını? Tamam o zaman nasıl ölçtün? Yani nasıl tanıdın kendini, nasıl keşfettin? Mesela hangi özelliklerini biliyorsun ve bunun dayanak noktası neresi? Ayşe diyor ki ben bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum. Ayşe'ciğim doğru adrestesin. Hocam kaç yıldır eğitimin içindeyim ilk kez duyduğum başlıklar var ki Açeli Hocam bir öğretmen benim Zümrem okul öncesi öğretmeni. Arkadaşlar bakın kendimizi tanımaktan kastım ben şundan hoşlanırım ben bunu yaparım şuralıyım boyum kilom bu değil. Her zihnin tıpkı parmak izimiz gibi farklı özellikleri var. Kardeşiniz dahi olsa İkiziniz dahi olsa aynı dershanede aynı okulda yıllarca diz, dirsek çürüttüğünüz yakınınız sınıf arkadaşınız dahi olsa bu ikinizin de aynı öğrenme stiline sahip olduğunu, aynı yöntemle çalışacağını, aynı zekaya sahip olduğunu ya da aynı fakültelere, aynı atanılacak bölgelere, aynı kurumlara atanacağı anlamına gelmiyor. Öğrenme yapısı dediğim şey çok daha kapsamlı bir şey ve bunun içinde asla çok çalışma kavramı yok. Yani sen belki kendini çalışkan olarak nitelendirirken şunu düşünüyor olabilirsin. Hocam ben ilkokuldan beri gecemi gündüzüme katıyorum, çok çalışıyorum. Babana sorarsanız beni ben çalışkanım değil. Çok çalışmak seni çalışkan yapmaz. Çok çalışmak seni tam ve tam ve etkin öğrenen bir öğrenci de yapmaz. Buradaki temel altını çizmek istediğim kısım verimli çalışman. Verimli çalışmayı da ancak kendini tanıdığında yapabilirsin. Kendinden kastım bu sınava yaklaşık 4,5-5 milyon öğrenci giriyor ve her öğrenci farklı öğreniyor. Bu sebeple verimli çalışmak için kendi öğrenme yapınızı önce bilmeli, sonra öğrenme yapınıza uygun bir ders çalışma programıyla sürekli ve istikrarlı bir şekilde ders çalışmalısınız. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu arada lütfen rica ediyorum çek panelinden görsel paylaşmayın. Semarcığım şu an senin dikkatin bende mi? Arkadaşlar şu an beni dinlemeniz gerekiyor. Özellikle YKS tayfa çok odak dağıtıyorsunuz. Anlaştık mı? Bir daha görsel ya da bireysel bir öneri istemiyorum. Şimdi burada ekranda örnek olarak aldığım panelde arkadaşlar anlaşıldığımı düşünüyorum. Tamam o zaman herkes odağını topladıysa söz bende siz dinliyorsunuz tamam. Şimdi burada görselde ilettiğim öğrencim bizim sistemimize yapay zeka sistemine kayıtlı bir öğrenci. Ve burada fark ettiyseniz arkadaşlar biz bu öğrencinin birden fazla özelliğini özel eğitim analizi testlerimizle birlikte ölçtük. Ve ölçtüğümüzde öğrencimizin bazı özelliklerinin tam istenilen düzeyde bazı özelliklerinin de daha iyileştirilmesi, daha geliştirilmesi gereken düzeyde olduğunu gördük. Sizden sadece mantıksal olarak 10 saniye bu öğrencinin analiz sonucuna bakıp nasıl bir öğrenci olduğunu yorumlamanızı istiyorum. Siz bu öğrencinin yerinde olsaydınız nelere dikkat ederdiniz? Neleri iyileştirirdiniz? Bu öğrenci nasıl bir öğrenci? Herkesten yanıt bekliyorum. Sadece mantığımızı kullanacağız. Zor bir soru sormadım. Büşra Hocam kaliteni arttır ya da şey ee, i̇nternet bağlantın düşük olabilir. Hocam yine doğru bir yerden yaklaştı dedi ki unutmazından dolayı tekrar yapması lazım sanırım öncelikle burada kırmızı olan değerler hangileri arkadaşlar bu öğrencinin unutmazı yüksek unutmazının yüksekliği ne demek olabilir bir öğrencinin unutmazı yüksekse ne yapmalı <laughs> evet Sema belki senin de sonuçların buna benziyor olabilir sık sık tekrar yapmalı. Aynen öyle. Peki arkadaşlar stresi yüksek olan bir öğrenciye ne önerirsiniz? Ne yapmalı? Ya da stresin kaynağında ne yatıyor olabilir? Bak mantıksal düşün. Sen de bu sınava hazırlandın ya da bu yıl hazırlanacaksın. Hazırlık sürecinde olan bir öğrenci neden streslenir? Gamze Hocam çok güzel bir yerden girdi. Dedi ki yapamama kaygısı olabilir. Yani arkadaşlarım stresimiz eğer yüksekse bu uyguladığımız programa güvenmediğimizi gösteriyor. Yani benim kazanamama kaygım varsa stresim artar. Eğer ben kendime özel 4-4 dörtlük nitelikli ve verimli bir ders çalışma programıyla istikrarlı bir şekilde dönemin başından sonuna kadar Hazırlık sürecimi devam ettirirsem neden stresim artsın ki? Kesinlikle Sema'cığım burada herkesten ziyade senin kendini merkeze alman lazım. Şimdi evet YKS'ye senin girdiğin sınava belki 4 milyon 5 milyon öğrenci giriyor ama sen en nihayetinde kendinle yarışıyorsun. Yani sen bir önceki senden daha iyi olmak zorundasın. Geçen yıl mezuna kalan semadan daha iyi olmak zorundasın. Bunun için ona buna şuna değil. Yani onlara bakarsan zaten sürecin tamamen verimsizleşir. Sen kendi eksikliklerini analiz edip bu eksiklikleri öğrenme yapına uygun bir şekilde tamamlaman gerekiyor. Ki arkadaşlar şunu açık söylüyorum. Bakın içinizde birçok farklı branş öğrencisi var. Bu bahsettiğim yöntemi yani öğrenme yapını keşfet buna uygun çalış bu sürekliliği sağla stresini kontrol et unutmazına uygun tekrar yap bu bahsettiğim şeyler bir öğrencinin tek başına bireyselde yapabildiği şeyler değil arkadaşlar bu yüzden eğer destek almıyorsanız ben bir öğretmen olarak bir öğrenci koçu olarak bunları sağlayan bir kurumdan bir sistemden kesinlikle destek almanızı zaten öneriyorum çünkü bu saydığım şeyler kolay şeyler ya da öğrencinin tekilde bireyselde sağlayabileceği şeyler değil. Geliyorum ikinci adımıma. Kendi öğrenme yapını keşfettin ki bu öğrenme yapısını keşfetme kısmı şu an seminerimde olan öğrencilerim için Eğitim analizlerimi ben onlara hediye edeceğim. Belki çözmeyenler varsa içinizde kayıtlı öğrencilerim de var. Onlar zaten biliyor. E, kayıtlı olmayan da öğrenme yapısını keşfetmek isteyen öğrencilerim. E, seminer sonunda analize nereden nasıl girmeniz gerektiğini tarif edeceğim. Analizimizi mutlaka çözün ve lütfen kendinize çok daha derinlemesine daha yakından tanıyın. İkinci mevcut seviyeni çok iyi bilmen gerekiyor. Seviyeden kastım şu değil arkadaşlar bu arada. Hocam ben TYT'de bu seviyedeyim. Ya da KPSS A grubunda bu seviyedeyim. Ama B grubunda bu seviyedeyim değil. Bahsetmek istediğim şey asla bu değil. Ders ders. Hatta daha da özel Derslerdeki konulara kadar her dersin her konusunda hangi seviyedesin? Ve biz arkadaşlar bunu kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde garanti öğrenme modeli olarak nitelendiriyoruz. Şu an hatta örneğini de aldım. Herkes bir ekrana baksın. Beş basamaklı bir merdiven düşün. Senin her konuda seviyen beş seviyeden biri. Belki temelsin. Belki başlangıçtasın, belki ortadasın, belki ileri, belki üst. Bunu önce bilmen, sonra da çıkan seviye sonucuna göre uygun bir programla çalışman gerekiyor. Ki bizim yine kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde arkadaşlarım derslerdeki konulara kadar özel indirgenmiş yapay zekanın seviye ölçüm sınavları ile birlikte öğrencimizin konu bazlı seviyesini ölçüp çıkan sonucuna göre matematikte samet gibi temel seviyede misin? O zaman geleceksin ön hazırlık yapacaksın. Tarihte ileri seviyede misin? O zaman gideceksin alıştırma soru çözümü yapacaksın gibi daha spesifik, daha o konuya özel, daha o konunun seviyesine özel bir çalışma ...yapacaksınız arkadaşlar... ...ve bunu yine tek başınızda yapmanız... ...neredeyse imkansız... ...çünkü konu bazlı bir seviye belirleme... ...sınavı bulmanız ve bunu... ...bütün konularda yapmanız... ...sadece yapmak da değil yaptıktan sonra... ...buna uygun bir program hazırlamanız... ...gerçekten sizde çok yoracak... ...ve bunun hem uygulayıcısı... ...hem de yöneticisi... ...olmak zaten çok zor arkadaşlar... ...şimdi geliyorum... Hocam bahsettiniz evet beş basamaklı bir öğrenme modeli var. Biz buna garanti öğrenme modeli diyoruz ama hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiğini arkadaşlar sadece seviyeniz karar verir. Eğer ki bir çalışmayı seviyenize göre yapabilirseniz bak seviyeden kastım diğer dershane ya da kurumlardaki gibi arkadaşlar sen iyisin sen kötüsün değil artık bu bakış açısından biz uzaklaştık sizin de uzaklaşmanız gerekiyor çünkü e, istatistiksel veriler bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Gelişigüzel, güzel YouTube'dan yaptığın çalışma, X kurumu, dershane, özel ders, etüt merkezi, kurs merkezi, herhangi bir örgün ya da online eğitimde sadece eğitim desteği alan öğrencilerin bu saydığım YKS, e, onun dışında DGS, ALES, KPSS öğretmenlik ve alan sınavlarına Ortalama giriş sayısı 3 arkadaşlar 3 yıllarını ayırıyorlar kazanmak için. Bizim böyle bir zamanımız var mı ya da içinizden kim 3 yılını gerçekten heba etmek ister? Kasıtlı ve istekli bir şekilde? Ben sanmıyorum. Bu sınavın önemsiz olduğu biri yok değil mi bu seminerde? Yani seminere katılan herkes bu sınavı önemsiyor kazanmak istiyor. Bak Samet diyor ki hocam ben ilk senede kazanamazsam bir daha girmem. Sametçim eğer tek atımlı kurşunun varsa doğru desteği alacaksın. Eğer bana şunu diyorsun hocam ben kendim çalışacağım kazanamazsam girmeyeceğim. Ben sana şunu net bir şekilde söylüyorum. Amacım asla motivasyonunu ya da çalışma şevkini kırmak değil tek başına çalışırsan alabileceğin maksimum puan yığılmada kalabilecek bir puan. O yüzden arkadaşlar diğer kurumlar gibi kendinizde ben iyiyim kötüyüm deyip geçmeyin. Sen hangi konuda hangi seviyedesin? Bir konuda temel seviyedeysen önce ön hazırlık yapman gerekiyor ki biz sana bunu yaptıracağız. Başlangıç seviyesindeysen yani ikinci leveldaysan detaylı konu anlatımı yapman gerekiyor. Biz bunu sana direkt canlı derslerimizde hocalarımızla birlikte yaptıracağız. Üçüncü seviyedeysen orta seviyedesin demektir ve detaylı konu tekrarına ihtiyacı var, ihtiyacın vardır. Sistemimizdeki hem canlı hem video derslerimizde sen tekrarını yine bizimle yapacaksın. Eğer bir konuda ileri seviyedeysen, dördüncü basamaktaysan artık soru çözümüne geçme zamanın gelmiştir. Alıştırma soru çözümü yapmalısın. Bunu gerek bizim sistemimizdeki videolarımızdan, gerekse kendi rehberlik uzmanlarımızın sana önerdiği kaynaklardan somut olarak girip çözmen gereken özeni gereken yere vermen gerekiyor. Eğer sen bir konuda beşinci seviyedeysen artık kendini alkışlayabilirsin. Çünkü sen artık üst seviyeye geldin ve o konuyu öğrenmen için sadece bir adım kaldı pekiştirme yani zor seviyede soru çözümü. Bunu gerek bizim denemelerimizde, gerek dönem sonu ve dönem içinde yapacağımız ara tekrar soru çözüm kamplarımızla gerekse kendin temin ettiğin zor seviyede çıkmış ve çıkabilecek soruların somut kaynakları ile yapabileceksin. Ki bizim amacımız ne arkadaşlar? Eğer bu sisteme kayıt olursanız, eğer birinci basamaktaysanız bile aşama aşama sürecinizi garanti bir şekilde bir yıl boyunca bizimle birlikte ilerletmeniz olacak. Şimdi geliyorum. Peki hocam, bu kadar şeyi saydınız çok güzel. Biz artık program hazırlayıp istekli bir şekilde ders çalışma ders çalışmaya başlamak istiyoruz ama bize kazandıracak bir ders çalışma programında neler olmazsa olmaz dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden arkadaşlar birkaç maddeyle bunu açıklayacağım. Bir kere kazanmak istiyorsanız programınız kesinlikle verimli olmalı seviyenize uygun olmalı kesinlikle sürdürülebilir olmalı bir çalışıp 10 gün çalışmayan bir öğrenci sınavda başarılı olamaz açık ve net söylüyorum eğer istikrarlı değilseniz programınızı dönem başından dönem sonuna kadar sürdürmeyip bir kontrol mekanizması ile çalışmayıp tek başınıza tamamen anlık psikolojik ve ruh halinize göre çalışıyorsanız sınavı kaybettiniz demektir. Öz disiplinize uygun olmalı. Yani sen çok fazla vakti olan ya da çok disiplinde olan bir öğrenci değilken gidip kendini zorlayıp 10 saatlik bir program yapmamalısın. Yapsan da zaten uyamazsın. Bu bir gerçek. Derin'cim böyle bir sistemi beğenmeme gibi bir lüksün ya da durumun olacağını düşünmüyorum. Bahsettiğim sistem kişiye özel. Bence beni dinlemeye devam et. Seminer sonunda kurs içeriğiyle ilgili bilgi aktaracağım ve kesinlikle arkadaşlar bu az önceki öğrencimin analiz sonuçlarını ilettiğim gibi kendi öğrenme yapınıza uygun olmalı. Dikkat dağınıklığın varsa buna uygun. Öğrenme yapın görselse görsel içeriklerle desteklenmiş. Çok stresliysen buna uygun. Okuma anlama hızına uygun. Senin öğrenme yapına uygun bir program hazırlamalısın. Ve sürekliliği bu programın devam etmeli. En önemli olan kısım arkadaşlar programınızın bir raporu olmalı, bir karnesi olmalı, bir sonucu olmalı. Bakın benim bahsettiğim program ben dönemin başında Temmuz'da bir hazırladım hocam. Önümüzdeki yılın Haziran'ına kadar ne durdum? Ne es verdim, paso çalıştım, paso çalıştım. Asla durup kendimi denemedim değil. Bunu yaparsanız da kaybedersiniz. Benim bahsettiğim program o kadar gerçekçi ve o kadar sonuçlarını anında görebileceğiniz bir program ki, gerekirse her hafta size o haftanın verimliliğini, çalışma oranını, ha ne kadar konu çalıştığınızı, hangi konuları öğrendiğinizi dahi ölçmenizi sağlıyor. Bunu uygun bir program ve en önemlisi tabii ki de kıymetli öğrencilerim sizler hepiniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Programınızda en az sizin kadar özel ve sizin yani sizin öğrenme yapınıza, seviyenize özel, kişiye özel olmalar. Şimdi geliyorum birkaç tane e, kısımdan bahsedeceğim. Bu benim kendi koçluk Sürecimde de bu arada yaklaşık 6 yıldır arkadaşlar öğrenci koçluğu yapıyorum. Yani şu an ilk koçluk yaptığım dönemdeki öğrencilerim, YKS hazırladığım öğrencilerim, mezun olup atandığı, doktor, avukat ve mühendis olan hala görüştüğümüz öğrencilerim var. Bu bu denli deneyimliyim. O yüzden verdiğim yönlendirmelere gözünüz kapalı, gönül rahatlığıyla uyum sağlayabilirsiniz. E ne demişler arkadaşlar? Burada tecrübe konuşuyor. Ve benim bu kadar yılda gözlemlediğim şey binlerce belki öğrenciyle görüşmüşümdür arkadaşlar. Başkasına ait bir programı kesinlikle uygulamayın. Çünkü bunu yaptığınızı biliyorum. Bakın aramızda yabancı yok. Herkes itiraf etsin. Ne beni ne kendinizi ne de buradakileri kandırmayın. Taklit ettiğinizi biliyorum. Youtube'dan yok bilmem şu kadar günde şunu bitir diye videoları izlediğiniz, not aldığınız, onu çalışmaya çalıştığınızı biliyorum. Ya da ben nasıl Türkiye birincisi olduğumu izleyip örnek programı gidip yazıcıdan çıkarıp kendinizi zorladığınızı biliyorum. Ama bunu yapmayın. Neden yapmayın biliyor musunuz? Çünkü bir başkasına derece yaptıran o program sana uygun hazırlanmadı. Yani seni hezimete uğratabilir. Bunu riske atabilecek misin? Bir yılın kıymetsiz mi? Arkadaşlar biz deneme tahtası mıyız? Ben bir yıl onun programını taklit edeyim olmadı mı? Seneye de bununkini taklit ederim. Böyle bir şey yok. Senin ortaya koyacağın tek bir şey var kendinsin. Bir başkası değil. Onun yapısı, onun seviyesi, onun zamanı sana göre değil. O Onun programı ona başarı sağlattı çünkü ona göre hazırlandı. Senin programın sana göre hazırlandığı zaman ancak başarıya ulaşabilirsin. Ve lütfen arkadaşlar çalışırken ders atlamayın. Birçoğunuz bireysel görüşmelerde şunu söylüyor. Matematikten nefret ediyorum hocam. Matematik yapmayacağım. Paragraf çözmeyeceğim. İşte vatandaşlığın falanca konusundan, coğrafyanın filanca konusundan hoşlanmıyorum gibi gibi gibi. Böyle bir lüksümüz var mı sizce? Sizce kazanmak isteyen, atanmak isteyen, tıp fakültesini isteyen, fen e, fen lisesini isteyen, Anadolu Lisesi'ni isteyen bir öğrencinin ben bunu çalışmayacağım, ben bunu öğrenmeyeceğim deme lüksü var mıdır, yok mudur? Tabii ki de yok. Şu an için yok. Hiçbir zaman için yok. Eğer idealin varsa sorumlu olduğun bütün konuları, dersleri çalışmak zorundasın. Ama biz neden buradayız arkadaşlar tek uzam olarak? Ben sana çalışmanı işkence haline getir. Ağlaya ağlaya masaya otur. İçinden işte söve söve ders çalış demiyorum. Bunu yaparsan zaten yine verim alamayacaksın. Her dersin bir yöntemi var. Her dersteki senin bir yöntemin var. O yüzden çalışırken ne ders atlayacağım, ne konu atlayacağım. Sınavda yüksek puan almak istiyorsam müfredatımda yer alan bütün dersleri ve konuları eksiksiz ve keyifli bir şekilde kendime özel çalışmış bir şekilde tamamlayacağım. Ve üçüncüsü en önemli olan kısım arkadaşlar şu an içinizde kimler unutmazını biliyor. Yakup seninle de görüşmüştük. Sen YKS'ye hazırlanıyorsun değil mi? Hatta kayıt olmayı düşünüyordun. Öyle hatırlıyorum sanki. Görüştük biz seninle. Reklam alanlarımızdan görmüştüm bizi. Ayşe hocam diyor ki çok unutkanım. Naci hocam ben bilmiyorum diyor. Yakup'cum sen merak etme. Bize kayıt olduğunda sen matematik, diğer bütün teyit ait dersleri hepsini sana özel, seviyene özel eğitimlerle ve programla destekleyeceğimiz için hiçbir konuyu öğrenememe gibi bir durumun yok. Hele ki şu an bu kadar uzun bir süre varken şu an başlasan sen dönem sonuna kadar bu konuları belki de kaç kere hatmi edeceksin. O yüzden diyorum vakit kaybetmeyin. O yüzden diyorum zaman çalışmaya başlama zamanı diye. Ama Eylül'de başlasan belki iki ayağın bir papuca girecek. Ocakta başlasan belki bir çok konuyu görmeye vaktin kalmayacak. Lütfen gerçekçi yaklaşın. Unutma hızı neden önemli arkadaşlar? Neden sordum diye merak ederseniz eğer unutma hızınız sizin bir konuyu, bir bilgiyi zihninizde ne kadar süre tuttuğunuzu gösteriyor. Bu bazı öğrencilere, bazı öğrencilerde çok kısa bir süre, yani belki bugün çalıştığı bir konuyu bir hafta sonra unutabilen öğrencilerimiz var. Bazı öğrencilerimiz çok daha uzun bir süre aklında tutabiliyor. Bu da kişiye özel bir kavram. O yüzden tekrarlarınızı dershaneye göre, kursa göre, YouTube'a göre, keyfinize göre yılda bir kere, yılda iki kere yapma gafletine kesinlikle ama kesinlikle düşmeyin arkadaşlar. Çünkü senin bir unutma hızın var. Bunu önce bileceksin. Bizim analizlerimiz bunu sana söyleyecek sonuçlarında. Kaç günde bir unutuyorsan o kadar gün sonra senin programına o konunun tekrar yüklenecek ve yine bizimle yapacaksın benim kavramımda aslında benim şöyle söylerim bireysel görüşmelerimde de seminerlerimde de derim ki tekrar bilginin sigortası sen gidiyorsun çok kaliteli bir telefon alıyorsun son model bir araba alıyorsun çok lüks bir eve taşınıyorsun ve bunun bir sigortası var değil mi yani şu telefonun bir garantisi yoksa bir sigortası yoksa ben nasıl kullanmaya kıyarım öyle düşün bilgi de bunların hepsinden daha önemli çünkü seni sınavda başarıya ulaştıracak olan şey bilgilerin bütünü. Yani bütüne varmak için de tek tek bütün bilgileri hatırlaman, etkin öğrenmen gerekiyor. O yüzden bilgini sigortala. Yani tekrar etmediğin her bilgiyi üzülerek söylüyorum unutmaya mahkumsun ve senin hiçbir bilgiyi unutma gibi bir lüksün yok. Sürekli değil Beyza Hocam. Senin Unutmazdın kaç günse o kadar günde bir tekrar etmen gerekiyor. Bunu da yine tek başınıza arkadaşlar saptamanız. Tek başınıza ben bu konuyu şu gün tekrar edeceğim. Yüzlerce konu var yapmanız çok zor. Bizim bunu kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde uyguladığımız sistem yapay zeka unutmazlığını ölçüp ona göre bir ders çalışma programı oluşturduğu için her şey sistemin kontrolünde. Buraya kadar var mı sorularınız? Ayşe senin çok fazla gerçekten dikkat dağınıklığın varmış. Diyor ki hocam çay içtiğim bardağım bile nereye koyduğumu bazen hatırlamıyorum. Çok iyi anlıyorum var belki B12 eksikliği falan da olabilir bu arada. Eğer sorularınız yoksa şimdi çok beklediğiniz o ders çalışma programı yapay zeka sistemi kısmına geçiyorum arkadaşlarım. Lütfen şu andaki adımlarımı çok dikkatli bir şekilde izleyin olur mu? Bak tekuzam.com dedim. Giriş yapa tıkladım. Burası benim öğrenci giriş alanım. Her birinizin arkadaşlar bu seminere katılırken bir kullanıcı adınız ve bir şifreniz vardı. Hatta bunu yeni üyelik oluşturanlara biz SMS olarak gönderdik. Şimdi ben de sizin için örnek bir kullanıcı adı ve şifre belirledim. Herkes buraya kendi bilgilerini girecek. Benim kullanıcı adım. Evet, bismillah diyerek giriş yaptık. <laughs> Şimdi arkadaşlarım burası benim öğrenci panelim. Burada sol üst köşede sizin kendi isminiz ve soy isminiz yaz yazacak. Eğer bilgisayardan girerseniz aynen böyle geniş formatta göreceksiniz. Telefondan girerseniz de arkadaşlar şöyle şu formatta görünecek. Yani daha sıkıştırılmış bir şekilde görünecek. Ben şu an için bilgisayardan girdiğim için bilgisayar üzerinden devam ediyorum. Ben kendim arkadaşlar TYT AYT için bir e, üyelik oluşturdum. Siz KPSS'ye hazırlanıyorsanız zaten KPSS olarak seçtiniz. KPSS için örnek bir kereye mahsus misafir öğrenci olarak yapay zeka sistemi üzerinden ders çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz neydi arkadaşlar? Ben kayıtlı bir öğrencimizin analiz sonuçlarını size göstermiştim. Ve demiştim ki bu tıpkı parmak izi gibi ikiz kardeşler bile girse onların bile sonuçları birbirinden farklı çıkıyor demiştim. Analizim Arkadaşlar sağ üst köşede eğitim analizi bir bekleyen görevlerin içerisinde teste başla diyerek bu analizi buradan çözebilirsiniz. Normalde analizi sadece ve sadece sayıtlı olan öğrenciler ders çalışma programı için çözebiliyorlar. Ancak seminere gösterdiğiniz yoğun talep, aktif ve güzel e, katılımınız için etkileşimimiz için ben bu analizi çözmeyi size hediye ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu anerizm patenti tamamen tek ait. Bizden başka hiçbir kurumda sizin öğrenme yapınız, sizin unutma hızınız, sizin odaklanma düzeyiniz önemli değil arkadaşlar. Hiçbir kurum bunu çözmüyor. Bunu merak dahi etmiyor. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkında bile değiller. Bence en büyük eksiklikleri zaten bu. Bu yüzden öğrencilerinin birçoğu da girdikleri sınavda zaten başarılı olamıyorlar. İlknur hocam senin oğlun LGS'ye girecekti. Bak şu an sen burayı çok dikkatli incele. Oğluna bu testi çözdür. Bir bakalım nasıl bir öğrenme yapısı varmış. Son girdiğim yer Ayşecim bak normal şuraya girmiştim ya. Bilgisayardan girdiğinde sağ üst köşede telefondan girenler için Sol üst köşede mor bir çizgi var. Bekleyen görevleri tıkla. Eğitim analizi bir teste başla ve çöz. Aynen öyle. Sametçim kullanıcı adım ve şifren sana geldi. Bu seminere ancak bu şekilde katılabilirsin zaten. Senin şu an tek uzamda bir üyeliğin var. Sonra arkadaşlar bu seviye belirleme sınavları sizde görünmeyecek çünkü bunu sadece ve sadece kayıtlı olan öğrendiler çözebiliyor. Eğer bizim sistemimizi satın alır bizimle birlikte bu bahsettiğim sınavlara hazırlanırsanız biz sizin kaydınızı alır almaz mesela TYT olarak seçtim ben TYT'de yer alan bütün derslerdeki seviyenizi de ölçeceğiz. Ya da belki sen KPSS kursumuza kayıt oldun. KPSS, GGK'da yer alan bütün dersler. ÖABT, Eğitim Bilimleri A grubu. Belki İknur Hocam mesela çok beğenecek ve oğluna bu sistemi satın alacak. LGS'de yer alan 6 dersin 6'sında da biz onun oğlunun sistemine seviye belirleme sınavları yükleyeceğiz. Ve bunları başlattığınızda çözdüğünüzde kayıt olduktan sonra dediğim gibi Kayıt olmadan bunlara giriş hakkınız yok arkadaşlar. Burası kayıtlı bir öğrencinin paneli. Bunun altını çizmek istiyorum. Analize de normalde girme gibi bir durumunuz yoktu. Ancak seminere aktif katılım gösterdiğiniz için ben analiz kısmını hepinize özel bir şekilde hediye ediyorum. Kayıt olmadan analizlerimizi çözme hakkınız ve kendinize keşfetme hakkınız olacak. Kayıt olduktan sonra seviyenizi ölçeceğiz. Sonra da çalışma takvimi bir kısmına geleceğim. İşte burası dakikalardır anlattığım sizi kazandıracak ders çalışma programının bütün özelliklerini fazlasıyla taşıyan yapay zekanın program oluşturma kısmına. Geliyorum program derslerini seç dedim. Eğitimimi seçtim TYT. Buradan yaz ayında çalışmak istediğim bütün dersleri sağdan sola doğru kaydırıyorum. Birkaç ders çalışacağım. Random tamamen seçtim. Kaydet dedim. Şimdi arkadaşlar sizin her birinizin sorumlulukları aynı mı? Herkes 10 saat çalışamaz. Herkes her gün de çalışamaz. Şu an bakın bu seminerde olan kişiler bile kiminiz evlisiniz. Kiminizin stajı var. Kiminiz son sınıfa geçti. Kiminiz formasyon alıyor. Kiminiz annesiniz ya da babasınız. Kiminiz ücretli öğretmenlik yapıyor ya da farklı bir kurumda çalışıyor. Peki bu kadar sizi birbirinizden ayıran özelliğiniz varken her biriniz nasıl aynı gün aynı saatte aynı çalışmayı yapacaksınız ya da bu mümkün mü? Mümkün mü geç bu gerekli mi bu verimli mi sizce? Mantıklı mı arkadaşlar sizce? Mantıklı değil değil mi? Herkes aynı gün aynı saatte aynı çalışmayı yapamaz. O yüzden bizim yapay zeka sistemimiz Merkeze tamamen sizi alıyor ve sizin günlük çalışabileceğiniz saatleri, kaçta başlayıp kaçta bitireceğini, haftanın kaç günü çalışabileceğine bile sen karar veriyorsun. Hatta Derin az önce bir soru sordu. Hocam ya memnun kalmazsak ya beğenmezsek? Ben de dedim ki program sana özel hazırlanıyor. Nasıl beğenmeyeceksin ki? Biz seni zorunlu bir şey uydurmaya çalışmayacağız. Sen programa değil program sana uyacak. Böyle bir şeyden verim almama gibi bir ihtimalimiz var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar saat kısmına geldim. Ben mesela kendim için örnek olarak hazırlıyorum. Siz burayı iyice dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü sadece bir kere kayıt olmadan çözme, bir kere kayıt olmadan program oluşturma hakkınız var ona göre. Şimdi ben hafta içi çalışıyorum. Akşam 6'da ders çalışmaya başlarım. Yaz ayı için olduğu için çok da kendimi sıkmayacağım. Günde zaten 3-4 saat bana fazlasıyla yeter. 6 ile 10 arası hafta için. Ben arkadaşlar hafta sonu izinliyim. O yüzden hafta sonunu ayrı seçiyorum. Ve hafta sonu daha çok çalışabilirim. 3'e kadar evdeki işlerimi dışarıdaki işlerimi hallederim. Saat 3'ten 8'e kadar da yani 5 saatte hafta sonu çalışırım. Bak oluştur dedim. Şu anda yapay zeka benim ders çalışma programı oluşturuyor. Ve oluştururken ben analizi çözdüm mü çözdüm. Seviye belirleme sınavını çözdüm mü çözdüm. Hangi konuda hangi seviyede olduğumu yapay zeka şu an biliyor. Benim kaç dakikada bir mola vermem gerektiğini biliyor. Benim hangi konuda daha temelden başlamam gerektiğini biliyor. Aynen öyle çok heyecan verici. Gerçekten öyle Açeli Hocam. Bir de kayıtlı olan öğrencileri duysanız. İnanın siz hani böyle dışarıdan gördüğünüz kadarıyla heyecanlanıyorsunuz. Onlar bu sistemin içindeler ve her gün ders çalışmak için gerçekten çok büyük bir isteklilik gösteriyorlar. Çünkü böyle bir program hiçbir yerde yok ve kendileri de hazırlayamadıkları için bu gerçekten çok önemli. Şimdi geldim. Burada benim her hafta, her gün yapacağım çalışma var. Peki şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Mesela kimya. Çiğdem hocam hoş geldin. Dün seninle görüşmüştük. Hatırladın mı beni? <laughs> Çiğdem hocam A grubundan kayıtlı öğrencimiz. Kendisi çok idealist, çok istekli bir öğrenci. İnşallah bu yıl biz birlikte atınacağız onunla. Dün de görüştük çok tatlı bir öğrenci. Gerçekten iyi ki bizi tercih ettiniz hocam. İyi ki kayıt oldunuz. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Buyurun canlı kanlı örneği daha yeni kayıt oldu pazartesi günü. Şimdi arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Kalplerimi gönderiyorum. Burası sizin bir hafta boyunca çalışmanız gereken konular. Burası bir çalışma salonu. Açeli Hocam eğer arkadaşların atandıysa sen niye geride kalırsın? Tabii ki senin de kaydına alalım. Hemen arkalarından git bir yıl fireyle. Ya da maksimum iki yıl. Onlar belki geçen yıllarda atandı. Bilmiyorum da ne zaman kayıtlı olduklarını. <laughs> Ne dedim Açeli Hocam? Bu seminerde pişmanlık, bu seminerde üzüntü, bu seminerde negatif algılar, yorumlar yok. Doğru zaman bu zamanmış. Sen kendini en hazır hissettiğin zamanda atanacaksın. O yüzden illa herkes hemen atanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bazen bazı şeyleri tecrübe etmemiz, bazen bazı zorlukları görmemiz gerekiyor ki daha güzel şeye sahip olduğumuzda ona çok daha sıkı sıkıya sarılıp kıymetini bilmemiz için size de kalplerimi gönderiyorum burası benim haftalık ders çalışma programım ve yapay ile çalışmak o kadar kolay ki arkadaşlar bana hangi konuyu çalışacağımı söylüyor kaç dakika çalışacağımı söylüyor o konunun e, sınavdaki önem puanını yani kaç puanlık bir getirisi olduğunu söylüyor diyor ki mesela simyadan kimyayadan şu konuyu çalış çalışmaya başla demem yetiyor biliyor musunuz Buyurunuz. Herkese merhaba. Kimya Bilim Ünitesi'nin Simya'dan Kimya'ya bölümünü işleyeceğiz. İnşallah Cansu Hocam eğer bizi tercih edersen ben çok rahatlıkla atanabileceğini düşünüyorum. Çalıştım bak çalışmaya başladım dedim çalıştım ya. Çalışmayı tamamladım diyorum ve bu çalışma benim önümden gidiyor. Yani ben bir hafta boyunca ne yapacağımı bilerek haftaya başlıyorum. Arkadaşlar sizin zaten Sorun yaşadığınız yer burası değil mi öğrenci olarak? Ne çalışacağını bilmiyorsun. Nereden çalışacağını bilmiyorsun. Ne kadar çalışacağını bilmiyorsun. Debelenip duruyorsun. E tabii ki sen çalışmak istemezsin. E tabii ki sen motive olmak istemezsin. Ama böyle bir program ben senin önüne getirdim. Dedim ki bir hafta boyunca önümüzdeki hafta cuma gününe kadar Cansu, Gamze, Açelya, her kimse bunları tamamlayacaksın. Gireceksin, o konuyu çalıştın ya kaç puan aldığın bile belli. Bak 0.12 puan fizikten aldın, çalışmaya başla diyeceksin. Hayır Gamze Hocam, sadece bir kere programı örnek olarak yapma hakkında evet. kayıt olman gerekiyor ee, bu sınıftan faydalanman için. Bu, bu dersimizde Buyurunuz, e, madde ve, ve öz e, kütle, kütle-hacim ilişkisi... Çalışmayı tamamladın mı? Tamamladım diyorum. Bak tamamlanan çalışmada nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Yenileyelim. Arkadaşlar, samimiyetime güvenin. Eğer kazanmak istiyorsanız sizin gerçekten böyle o kontrol mekanizmalı, daha dinamik, daha sizi merkeze alan bir sisteme ihtiyacınız var. Sistemi daha incelediğinizde, kurcaladığınızda çok daha farklı şeyler göreceksiniz. Mesela bizim sistemimizde her hafta öğrenciye çalışma karnesi, haftalık rapor gönderdiğimizi biliyor muydunuz? Çalışmalarına başladığında. Sizi bu çok motive etmez mi? Ben sana desem ki her hafta Çelia bu haftaki çalışmalarının yüzde şu kadarından verim aldın. Bu haftaki öğrenme oranın bu. Bu haftaki verimliliğim bu desem sen kendine ona göre çeki düzen vermez misin? Ya da her şeyin dört dörtlükse harikayım. Önümüzdeki hafta daha da yükselteceğim demez misin? Dersin değil mi? Zaten yaşadığımız eksiklikler arkadaşlar bunlar. Şimdi gelelim. Tabii ki daha da gaza gelirsin, daha da motivasyonun artar, bu sisteme kayıt olduğunuzda arkadaşlar sadece yapay zekanın koçluğundan değil aynı zamanda bizim Eylül ayında başlayacak olan canlı derslerimizden, tekrar, soru çözümleri, denemelerimiz ve kamplarımızdan Pekiştirme eğitimlerimizden ve çok daha fazlasından faydalanmış olacaksınız arkadaşlarım. O yüzden ben seminere katılan öğrencilerime özel şu anda da erken kayıt sürecinde olduğumuz için dev bir kampanya başlattım. Dev bir indirim uyguladım. Bu indirimle kayıt olursanız arkadaşlar en geç yarın akşam 7'ye kadar mesai bitimine kadar %40'ın üzerinde bir indirimle kayıt olup hem yaz ayınızı hem de yazdan sonraki normal dönem sürecinizi bizim koçluğumuzda yapay zekanın kontrolüyle canlı ve video derslerle dört dörtlük bir şekilde sizin de azminiz, istekliliğiniz ve özverinizle bu dönemin sonunu atanmış, kazanmış ve istediği liseye, üniversiteye yerleşmiş bir şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. Ben size ve sistemimize çok güveniyorum. Şimdi önce kimin paketiyle başlayayım? Kimler paket tutarlarını merak ediyor? Açeli Hocam merak ediyor. İndirim semacım yarın akşam 7'ye kadar tamam. O zaman ÖAVT ile başlayalım. Hatta önce YKS ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi kıymetli öğrencilerim eşit ağırlık, sayısal sözler biliyorum aklınızda böyle 50K'lar 100K'lar oluştu. Çünkü rakip kurumlar X kurumu Y kurumu bu hizmeti vermemesine rağmen çok daha yüksek tutarlarla reklamlar yaptığı için öğrencilerin artık algısında eğitim can yakar eğitim cep yakar algısı oluştu. Merak etmeyin arkadaşlar biz tamamen sizin yanınızdayız. Biz öğrenci dostu bir kurumuz biz yaklaşık 10 yıldır sektörde öncülük yapan bir kurumuz arkadaşlar. Bizim amacımız sizin gireceğiniz sınavlarda bize güvenerek kayıt olup başarıya ulaşmanız. Tamam başladım. Önce YKS'den başlıyorum. Bak not almanız gerekiyorsa not alın arkadaşlar. YKS'de normalde dönem tutarımız 19.999. Şu an erken kayıt indirimi var 8.720 lira bu seminere özel arkadaşlar. Bu seminerden sonra kayıt olan YKS öğrencilerim TYT artı AYT 7000 TL. Hatta ben chat panelinden de yazıyorum. Siz de not alın. İlknur hocam ben sana LGS'yi söyleyeyim. İnan şok olacaksın. LGS normalde 18.999 lira. Şu an indirimli tutarı 7.120 lira. LGS'de ben size LGS verilerimin ceplerini çok biliyorum, önemsiyorum arkadaşlar. Hele birden fazla çocuğunuz varsa Allah gerçekten yardımcınız olsun. LGS'yi 6000 TL'ye düşüreceğim. Şimdi geldim 2025 KPSS. Semacım taksit var. Kredi kartı kullanıyorsanız 2'den 12 aya kadar taksitimiz var. Sadece KPSS genel yetenek, genel kültüre kayıt olursanız normalde 4.195 TL 3.000 liradan yardımcı olacağım. Sadece GGK. Üç grup var Açeli Hocam onu da söyleyeceğim. İlknur Hocam bence bu fırsatı kaçırma bak. Oğlunla birlikte sisteme gir, analizleri çözdür. Zaten ben bu seminere katılan her öğrencime öğrenci koçumla bir seans ücretsiz görüştüreceğim. Seminere katılan herkese arayacağız arkadaşlar. Şu analizi çözdüyseniz analiz sonuçlarınızı yorumlayacağız. Program tutarlarıyla ya da ekstra sorularınızla ilgili e, sorularınızı yanıtlayıp kayıt noktasında da yardımcı olacağız. Sadece eğitim bilimleri 2749 liradan 2000 TL'ye düşüyor. Gelelim ÖABT'lere. Kıymetli hocalarım bizim bütün öğabeti bakın dikap, fen, tarih, sosyal, İngilizce, okul öncesi, besyo sınıf hepsinde güncel yapay zeka destekli offline video eğitimimiz var. Diğerlerin hepsi canlı. LGS canlı, YKS canlı, KPSS eğitim canlı. ÖABT dersleriniz video eğitim olacak ve ÖABT'lerinde e, tamam yani tek ÖABT kayıt olduğunuzda indirimli tutarı 2000 TL. Ama ben Tabii ki de bir öğretmen olarak öğretmenlerin halini bildiğim için dediğim gibi ben de okul önceciyim arkadaşlar. Birçoğunuz da meslektaşım zaten. O yüzden eğer üçlü pakete kayıt olursanız yani genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT okul öncesi ya da herhangi bir farklı bir ÖABT branşı 6000 TL'den yarın akşam 19'a kadar kayıt olup çalışmalarınızı yapay zeka ile hemen şimdi şu an başlatabilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Ayçeli hocam kaydolmak istiyorsun. Şimdi sistem yöneticimden bir link göndermesini rica edeceğim. Sistem yöneticimin gönderdiği linke kayıt olmak isteyen, soruları olan, bizimle görüşmek isteyen öğrencilerim tıklasın. Link WhatsApp hattının linki arkadaşlar sizi direkt bizim kurumsal WhatsApp hattımıza yönlendirecek. Oradan ben Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum, indirimden faydalanmak istiyorum, kayıt olmak istiyorum ya da görüşmek istiyorum şeklinde yazmanız yeterli. Bu indirimler sadece seminere katılan ayrıcalıklı öğrencilerim için yarın 7'ye kadar geçerli bilginiz olsun. Sistem yöneticimin gönderdiği linki herkes tıklasın arkadaşlar. Tabii ki İknur Hocam. Siz analize girin. Oğlunuza da çok saygılar, sevgiler. Onun dışında var mı sorularınız? Kıymetli öğrencilerim. Çok dolu dolu böyle aydınlatıcı bir seminer oldu. Beni de heyecanlandırdınız. İknur Hocam analizi çözün. Biz zaten arayacağız. Bu seminere katılan her öğrencim, öğrenci koçlarımla bir seans görüşebilecek. Açeli Hocam mesaj attıysan hemen seni arayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim kıymetli dostlar. Nasıl buldunuz sistemimizi? Olağanüstü. Wow. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Her şey siz kıymetli öğrencilerimiz için arkadaşlar. Yakup'cum bak seninle daha önce de görüştük. Bence kayıt sürecini artık öteleme. Bir evvel kaydını alıp TYT'den başlatalım sizi. Ayşe'cim şu an bu saydığın koşullarda gelmez. Eğer yapay zeka çalışırsan biz senin eksik olduğun bütün netlerini tamamlamaya talibiz. Tek başına zorlanırsın. Arkadaşlar seminerin sonunda da söyleyeyim aklın, aklınıza bu cümle kalsın. Sizin en değerli olan şeyiniz zamanınız ne sahip olduğunuz maddiyat, ne, say ne oturduğunuz ev, ne sahip olduğunuz telefon bunların hiçbirinin hiçbir önemi yok. Şu an içinde bulunduğunuz zaman yarın gelmeyecek. Bir saat sonra bile şu anı geri çeviremeyeceksiniz. Sınav günü gelecek çatacak arkadaşlar. Günler günleri kovalıyor. Eğer zamanını önemsiyorsan, eğer kendini önemsiyorsan, bir karar verdiysen arkasından git. Tabii ki de Çiğdem Hocam en hala kutlamayı yapacağız birlikte. <laughs> evet gerçekten öyle. Tek bir maaşınla bu kursu aynı anda beş kez alabilecek kadar para kazanacaksın. Ya da Ayşe hukuk fakültesine gideceksin. Ya bir düşünsene bir Hacettepe hukuk, Ankara hukuk, nerede okuyorsun falanca hukuk. Ya bunun verdiği enerjiyi, bunun verdiği özgüveni sana hangi para verebilir ya? Gamze Hocam, somut olarak herhangi bir kaynak gönderimi sağlamayacağız. Yapay zekanın dijital özel PDF kaynakları var. Sistemdeki kaynaklardan faydalanabileceksin. O yüzden arkadaşlar ne için neden vazgeçtiğinize lütfen dikkat edin. Sen paradan kısarsın zamanın gider. Para mı önemli, zaman mı önemli? Kitap mı önemli, program mı önemli? Öğretmen mi önemli, koç mu önemli? Lütfen bazı şeylerin ayrımını yapın bakın. Ben size çok iyi anlıyorum. Sizin klasik bizim ilkokul dönemlerinden beri ay yaz 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 çiz 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 dershaneye gitmeden olmaz. Aman oraya gitmeden olmaz. Hep böyle şeylerle büyüdük ama bunların hepsinin içi boş. Hep geleneksel, hep standart, hep krişe. Hiç kimse de başarılı olamadı. Bak kaybettiğin zamanı parayı geç sonunda başarı gelse yine öpüp başıma koyacağım. Kaybettim ama istediğim yere geldim diyeceğim. Gelmediniz arkadaşlar. Gelmediler, geçmiştekiler de gelmediler. Nerede bir farkındalık oldu? Nerede ben bu işe bir el atayım? Ben kendimi tanıyayım, ben seviyeme özel çalışayım, ben bir koçluk desteği, ben bir yapay zeka desteği alayım dediler. Başarı ve farkındalık orada geldi arkadaşlar. O yüzden ne için neden vazgeçtiğiniz çok önemli. Bence Ayşe'cim senin hukuk fakültesi Ankara Hukuk, Hacettepe, Gazi ya da neresiyse... Hukuk fakültesi için senin bir savcı, avukat, hakim olman için 8 bin liradan vazgeçmen gerekiyor. Ya da açılıyor hocam senin okul öncesi öğretmenisin zaten çok tatlı bir bölümün var. Eminim kendin de tatlısın. Genelde okul önceciler tatlıdır diyormuşum. Mütevazilikte de son nokta ben yani. Ve senin öğrencilerin seni bekliyor. Onların hayatlarına dokunmanı bekliyor. Sen şimdi 3 yıl daha hazırlansan o öğrenciler çoktan büyüdü gitti. Sen de gittin, yaşın da gitti, enerjin gitti, isteğin gitti diyecek mi? O üç yılı kim geri verecek? <laughs> çok naziksiniz, çok teşekkür ediyorum. O yüzden arkadaşlarım linkimi de son kez iletiyorum. Sorularınız yoksa artık bana müsaade şu an WhatsApp hattımız çok yoğunmuş, çok fazla tıklama olmuş. Sırayla arayacağız arkadaşlar. Eğer bugün yetişemezsek lütfen bizi e, affedin, kusurlarımıza bakmayın. Yarın da gün içinde aramaya devam edeceğiz. Unutmayın bu kampanya yarın akşam 7'ye kadar devam ediyor. Kayıt için ben ve diğer öğrenci koçlarım dönüş yapacak. O halde kıymetli öğrencilerim, değerli öğrencilerim kendinize çok çok iyi bakınız. Başarıyla kalınız, sağlılık, sağlılık, sağlıkla, sağlılık neyse. Sağlıkla ve mutlulukla kalınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her birinizde inşallah görüşmek üzere. Kalplerimi gönderiyorum size. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.